sonucu aldım. Ne sonucu? DNA testinin sonucu. Aldım. Nefise bana gelen adam doğru söylüyormuş. Nefise oğlum yaşıyor. Yıllar önce kaybettiğim, öldüğünü sandığım oğlum. Muradım yaşıyor Nefise. Böyle olmayacak. Açayım ne diyorsa desin. Vazgeçmiyor çünkü. Ne istiyorsun? Ne Allah kahretsin? Ne istiyorsun benden? Acil konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bir daha da arama beni. Dur bakalım, o kadar kolay değil. Öyle kolay kurtulamazsın benden. Yaşadığım villanın önündeyim. Bak, hemen gelmezsen ben geleceğim. Çabuk kapıya gel, yoksa o villayı yıkarım başına. Tamam, tamam dur geliyorum. Kıpırdama sakın. Tamam, kapat. Ne oluyor kız? Anne buradaymış. Buraya kadar gelmiş. Galiba seni takip etmiş. Bilmiyorum. Ya, sakın gitme Mine. Anne olmayacak. Böyle gideyim, konuşayım. Ne istiyorsa ya söylesin artık. Yeter ya. Yoksa mahkemeye vereceğimi söyleyeceğim ona. Tamam kız. Dişimizi gösterelim. Dur, dur ben şu Lütfü Bey'i bulup onunla geleyim. Tamam anne. Ondan korkan onun gibi olsun. Saldırıp duruyor üzerimize biz korktukça. Tamam ben gidiyorum şimdi. Sen istiyorum. Ne isteyeceğim başka? Suna Hanım ne oluyor? Ah, sormayın Onur Bey, sormayın. Of. Benimle geleceksin. Hadi. Bırak. Ya bırak, istemiyorum. Gelmeyeceğim. Hey. Bırak. Ne oluyor ya? Bırak bakayım sen şu kızı. Ben sana bu kızdan uzak duracaksın demedim mi? Ne yapıyorsun sen? Ne ulan, kendine mi saklıyorsun kızı yoksa ha? O kız benim helalim. Öyle sonradan gelip göz koyamazsın. Kendine. Tamam, tamam lütfen. Ya bırak, bu adam bugün bu dersi alacak. Bana bak. Ah! Ulan sen yüzük pesi. Paranla satın mı aldın kızı ha? Onur Bey tamam ne olur. Biz bize sığınan kadınlara yan gözle bakmayız, anlıyor musun? Lütfen yapmayın, lütfen. Kalk ayağa. Onur. Bırak. Onur. Bana bak. Bana bak. Bu kızın peşini bırakacaksın. Adını, sanını, yaşadığı yeri unutacaksın. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Yürü. Siz şey yapın lütfen. Tamam. Yaşıyor mu? Evet, 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 evet yaşıyor. O sana gösterdiğim saç oğlumun saçıymış. Ama ya, nasıl yani? DNA testinin sonucunu aldığımda kesinlikle emin oldum. Gerçi hala inanamıyorum ama görünen o ki oğlum yaşıyor. Yaşıyor. Nefise, ailemiz büyüyor. Ailemiz büyüyor. Muzaffer bir yanlışlık falan yok galiba. Yani çok sevindim. Fakat böyle şey, ne bileyim bir yanlışlık yok değil mi? Eminiz yani. Sonuç ortada. Herhalde tesadüf değildir değil mi? Ben peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Nefise, ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Neden yaptın bunu Kemal? Neden? Bekleyecektin. Zaman istemiştin. Yine olmadı. Yine. Çekil artık aramızdan bir adam. Diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Çok özür dilerim. Ya özür dilenecek bir şey yok. Ama sen bu adamın deli olduğunu biliyorsun. Niye yalnız başına evden çıkıyorsun ya? Bana niye haber vermiyorsun? Ben rahatsızlık vermek istemedim size. Ya ne rahatsızlığı? Bundan sonra tek başına evden çıkmıyorsun tamam mı? Hadi gir içeri. Hadi içeri gir şimdi hadi.
Onur ne oluyor? Kim o adam? Hiç kimse anneciğim, tamam. Nasıl hiç kimse ya? Sesiniz bahçeye kadar geliyordu. Anne. Bu kız yüzünden mi? Bununla mı belası var? Ya oğlum sen akıllanmayacak mısın? Hiç mi ders almadın ya? Kızları belalarından kurtarma görevi sana mı kaldı oğlum? Anneciğim hadi içeri geç. İçeri geç. Ya içeri geç anne, içeri geç. Göreceksiniz, göreceksiniz. Sevdiğimi bırakmam sana. Annenizle de geriliyorsunuz benim yüzümden. Çok özür dilerim. Tamam, tamam. Onun huyu böyle. Yapacak bir şey yok, tamam. Hadi gir içeri. Mine, gözünü aç Mine. Mert'in abisi mi varmış? Görünen o ki öyleymiş bir tane. Peki neden bu zamana kadar gelmemiş? Yani ne bileyim, belki gelmek istememiştir. Ersun? Bir abin daha olacak. Sevindin mi? Bilmiyorum yani. Çünkü onu tanımıyorum. Tanıyacaksın. Zaten hepiniz tanıyacaksınız yakında. Ben de tanıyacağım. Yıllardır süren hasretlik sona erecek. Çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol. Hı? Emre'nin saçlarını sen yolladın Muzaffer. Kandırdın beni. Yapmayacağını söyledin ama yaptın. Of. Tam da. Onun artık yaşamadığına inandığım sırada oğlumu buldum. Çocuklar, insan evladı için hayallerini, ömrünü, her şeyini verir. Bakın annenize, her gün, her dakika sizin için kuş gibi çırpınıyor. Annenizin kıymetini bilin, onu buruk bırakmayın. Ailenizi, bizi eksik bırakmayın. Mine, Mine, Mine gözlerini aç. Mine gözünü seveyim, gözlerini aç. Uyan kızım. Uyan yavrum hadi kuzum ne olur. Sen de bırakma beni. Gitme baban gibi ne olur. Merak et, beni iyi olacak. Mine konuş benimle, aç gözlerini, iyi olacak. Niye öyle baygın gibi yatıyor o zaman? Şokta olduğumdan gerçekten iyi olacak, güvenin bana. Hadi Mine gözlerini aç, hadi Mine konuş benimle hadi. Aa, ne oluyor burada be? Bu kız niye burada yatıyor böyle yerde? Ne ağlıyor bu sarı kadın? Ya şimdi şöyle ki, Suna Hanım'ın kızına araba çarptı maalesef. Ne? Araba mı çarptı? Yok artık.
aslında Onur Bey'e çarpacaktı ama... Ne diyorsun Lütfü sen? Onur'a araba mı çarpacaktı? Ya şimdi adam alenen Onur Bey'in üstüne sürdü arabayı ama bu kahraman kişilik... ...arabanın üzerine atlamak suretiyle ve Onur Bey'i itmek suretiyle... ...büyük bir kahramanlık örneği göstererek Onur Bey'i kurtardık. Gerçekten bak sapasağlam adam yani. Ne kahramanlığı be? Allah Allah. Önce belayı çağırıyorlar, sonra yok efendim kahramanlık. Olmaz öyle şey. O öyle yanlışlıkla düşmüştür. Onur Bey yanlışlıkla itmiştir onu. Şahidim ben. O atça o kurtardı. Gerçekten evet, ya. Evet çıkmazdan gelince. Tamam teşekkürler sağ olun. Onur ne oldu? Anlat bana ne oldu? İyi misin? Bir yere bir şey oldu mu? Anne iyi. Hani bir şey yoksa eve git. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Dur Onur. Adam üstüne arabayı sürmüş. Olacak iş mi ya? Ben yavrumu sokakta bulmadım. Ya anne. Anne tartışılacak zaman mı şimdi ya? Anne kız yaralı benim yüzümden anladın mı? Beni kurtarmak için evine gir. Az kaldı. Sık dişini kuzum ne olur. Dayan kızım ne olur dayan. Mine ben sana çarpmak istememiştim. Ne diye geçtim bu adamın önüne? Ya sen hala ne yapıyorsun burada? Oradan bakıp eserine gurur mu duyuyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Lan sen ne yapıyorsun orada? Ya beni bırak, lütfen beni bırak. Lütfen bırak. Lütfen beni bırak. Lütfen. Onur dur. Mine kız canını verecek kadar mı seviyordun bu adamı? Ulan ben senin... Ay Onur Bey tutun. Vallahi adam katil olacak. Tut tut. Aynı tut. Katil olacak. Tutun. Bırakmayın. Necat! Oğluna bir an önce kavuşursun inşallah. Ama ben pek aile olabileceğimizi sanmıyorum. Emre. Sizsiz eksik kalırız. Bence siz bizi boş verin. Siz esas sevincinize odaklanın şimdi. Ama ben mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu oğlunuzun annesiyle paylaşmanız gerekmez miydi? Ama siz benim destek beklediğim en yakınlarımsınız. Özellikle de senden destek bekliyorum Emre. Bence buna gerek yok. Onun yerine beni koymanıza da gerek yok. Bilginizi oğlunuza saklayın. Öyle söyleme. Yok. Sen hala benim oğlumsun. Nasıl ki Mert anneniz için kendi evlatlarından farksızsa... ...benim gözümde senin de oğlundan farkın yok. İstemem. Sağ ol. Bence ona da bize davrandığın gibi davranma. Verdiğin odayı da en kısa sürede boşaltacağım. Emre o oda senin. Buna gerek yok. Ne o ev ne de o oda zaten hiç benim olmadı. Hiç de olmayacak. Anne, meselemize dönelim. Sen bir şey söylüyordun. Ha, doğru, doğru. Özür dilerim. Ben öyle birden gelip ortalığı darma duman ettim. Siz özel bir şey için mi bir araya geldiniz? Evet yani annem tam böyle bir şey açıklıyordu. Bir karar almış falan. Tam söylüyordu ki siz geldiniz. Ne açıklayacaktın Nefise? Geberteceğim seni. Lütfen. 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 Ne istedin kızımdan lan? Ne istedin? Çok rica ediyorum. İstemiyor işte seni. Zorla mı olacaksın hayvan herif? Geber. Geber inşallah. Bırak. Bırak beni. Sen ne oluyorsun? Sen yat yat. Hiç kıpırdama. Çok kötü şeyler oluyor. Ona değil. Kızını peşkeş çektim. Bu adamı ezmek istedim. Ulan sen ne diyorsun? Oğlum dur. Oğlum tehlikeli oğlum. Sen, sen, vuracağım seni lan. Ben vuracağım seni. Beni bırak. Bırak beni, beni bırak. Yeter, ben geberteceğim seni. Sana söyledim. Kızıma dokunma dedim. Allah'ın cezası. Kaç, kadın delirdi. Kaç. Evet Nefise, hepimiz seni bekliyoruz. Çocuklara ne açıklayacaktın? Anneciğim, herhalde
kocandan gizlin saklın yoktur diye düşünüyorum. Yok. Yok tabii. Söyle o zaman. Ben şunu söylemek için sizi toplamıştım. Yani biz bu son dönemde çok dağıldık. Zeynep, Cemre. Böyle bir evden gitme isteyişiniz. Senin gerginliğin. Emre. Bu aranızdaki kavgalar. Bunlar artık Aysun'u da çok üzüyor. Yani aslında benim burada bu konuşmayı yapmak istemem ailemizi bir arada tutabilmek içindi. Ne diyorsun anne sen? Ablam da mı evi terk etti? Abla, söylesene. Sırası değil şimdi bence. Anneniz haklı. Böyle dağılmak olmaz. Birbirimize kızsak da, küssek de bir arada kalmalıyız. Nefise, ben hala Mert'le konuşmadım. Çocuk bir abisi olduğunu bile bilmiyor. Ama nasıl anlatacağımı da ben bilmiyorum. Yanımda olur musun? Tabii olurum, tabii. Toplayın o zaman, hadi. Benimle konuşmadan bir adım daha atma oradan. Otur yerine. Ne oldu? Kimmiş? Betim benzin attı. Şey... Aysun okulundan şey yapmışlar, önemli değil. Tamam, Muzaffer. Biz çocuklarla doğru düzgün konuşamadık aslında, biliyor musun? Çok ayaküstü oldu. Yani eğer senin için bir sakıncası yoksa biz arkadan gelsek olur mu? Tabii, tabii. Peki, ben sizi baş başa bırakayım. Yalnız file istemiyorum. Hepinizi eve bekliyorum. Hala bekliyorum diyor ya. Çocuklar, hadi. Siz sahile geçin. Beni bekleyin, tamam mı? Ben geleceğim. Hadi, gidin. Ben geleceğim, bekleyin beni, tamam mı? Çocuk daha girdiğine göre bizden elini çeker artık ha? Sanmam. Bence o başkalarının hayatına karışmayı zevk ediyor. Abartmayın ya. Yani adam sadece bizim iyiliğimizi istiyor. Ondan siz de mutlu olun. Neden kavga ediyorsunuz ki? Sen çok biliyorsun Bıcırık. Telefonu ver. O niye? Birazcık sola. Azıcık sola. Gülümseyin. Ay ben çok kötü çıkmışım ya. Yo. Vallahi ben güzel çıkmışım, beğendim. Çok güzel çıkmışsınız. Aferin kız.
Neden böyle bir şey yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Söylesene. Sakin olur musun Nefise? Ben çocuklarımla konuşacaktım. Sen beni kandırdın, beklemedin. Niye yaptın? Allah aşkına söylesene. Niye? Ne yapmışım Nefise? Ha? Sorun ne? Beni neyle suçluyorsun? Emre'nin saçlarını kestiren sendin değil mi? Muzaffer'e yollayan da sendin. Halbuki ben geldim sana sordum. Muzaffer'e oğlunun yaşadığını söyleyen sen misin dedim. Sen inkar ettin. Ama o saçları o adamı da veren sendin değil mi? Sen verdin. Hayır Nefise. Ben değildim. Yalan söylüyorsun. Hayır söylemiyorum. O adam hırsızlık şöbekesindeymiş zamanında. Hı? Bütün detayları düşünmüş olmalı. Emre'yi takip etmiş bile olabilir. Hatta otelin çöplerini bile karıştırmıştır. Sen yapmadın yani öyle mi? Hayır Nefise. Ben yapmadım. Hem bana söyler misin? Kendimi neden böyle bir riske atayım? Muzaffer DNA sonuçlarını aldı. Artık oğlunun yaşadığını biliyor. Sence bu işin peşini bırakır mı artık? İsterse bırakmasın. Hı? Ya o DNA sonuçlarının sahte olduğu ortaya çıkarsa? Ya olabilir mi böyle bir şey? Olabilir Nefise. Bak bu sonuca ben karışamazdım. Ama bundan sonrasını halledebilirim. Ama senin bana verdiğin sözü tutman lazım. Bir an önce çocuklarına şu konuşmayı yapman lazım. Muzaffer her an Emre'yi öğrenebilir. Ben artık sana zerre kadar güvenmiyorum. Zorundasın. Bana güvenmek zorundasın Nefise. Sana yardım etmemi istiyorsan güveneceksin. Be Ahmet. Ara işte Zeynep'i. Belki de şu anda benim aramamı bekliyorlar. Ya amcam haklıysa. Ya bütün bunları Cemre'yi korumak için yaptıysa gerçekten. Ama o kadar gerçekçiydi ki söyledikleri. Doğru olmasa bu kadar ileri gidebilir miydi acaba? Ayaklanmışsın yeğenim. Ya amca ne yapıyorsun? Nasıl giriyorsun eve böyle ya? Ne o? Yine kovacaksın mı beni yoksa? Ya kapıyı niye anahtarla açıyorsun? Ya Zeynep evde olsaydı? Senin böyle girdiğini görseydi ne olacaktı? O kadar temkinsiz değilim, merak etme. Dur şöyle. Aklım sende kaldı. Yine aynı şeyleri mi konuşacağız? Biliyorum inanmak istiyorsun. Ama inanma Ahmet. Zeynep'in gözlerinde aşk yok. Nefret var. Ona inanıp Ahmet olduğunu itiraf edersen üzülen sen olacaksın. Bir şey itiraf ettiğim falan yok amca. Ama Zeynep'i arayacaktın değil mi? Bak ben haklı çıkacağım inan. Cemre'yi senden uzak tutmak için yanına yaklaştı seni. Kimliğini ortaya çıkarınca da çekip gidecek hemen. Tıpkı o kulübede seni ölüme terk ettiği gibi terk edip gidecek yine. Duydun mu? Ölüme terk etti seni. Bense sana yeni bir hayat verdim. Ona şans veriyorsun ama beni dinlemiyorsun bile. Ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun amca? Kafanı karıştırma hiç. Zeynep'i değil, Cemre'yi arayacaksın. Zeynep'in aklından ne geçtiğini de öğrenirsin böylece. Ne oldu, neredeymiş annem abla? Vallahi bakındım ama bulamadım. Herhalde Muzaffer Bey'le yalnız kalmak için bizi bekletiyor. Atlatıyor mu yine bizi ya? Yeni gündemler mi var, nedir?
Kim, annem mi? Yok, annem değil. Kim o zaman? Sana ne kimse kim ya, Allah Allah. Ver şu telefonu. Hayır, vermeyeceğim. Ver dedim. Hayır, bırak peşimi. Ne yapıyorsun, kıskanıyor musun? Beni arıyor işte. Açmayacaksın o telefonu. Gayet de açacağım. Efendim canım. Cemre. Nasılsın? Seni kırmadım inşallah. Ya bu ara benim biraz sinirlerim bozuk da. Geç kalmadım umarım. Özür dilemek için. Ne özrü ya? Özür dilemene gerek yok ki. Anlıyorum ben seni. Ver şunu. Ver şunu dedim sana. Ver. Ne yapıyorsun ya? Sana bu telefonu açmayacaksın dedim ben. Gördün mü nasıl delirdi Zeynep yine? Sence bu kıskançlık tepkisi mi? Yoksa kardeşini koruma tepkisi mi? Bilmiyorum, bilmiyorum amca. Senin Cemre'yi intikam için kullandığını düşünün. Cemre ile yaptığın her hamle nasıl çıldırtıyor onu. Oğlum, ben hazırladım seni bu yola. Cemre senin aklında bile yoktu, hatırlasana. Eğer ben haksız çıkarsam, yani Zeynep seni gerçekten seviyorsa, istiyorsan bütün dünyaya ilan et Ahmet olduğunu. Karışmayacağım, söz. Sana söz veriyorum. Yanılıyorsun amca. Zeynep bana gerçekten geri döndü. Artık Cemre'den ayrılmanın vakti geldi. Ver telefonumu. Verir misin telefonumu? Bak rezil ettin beni ya. Yettin artık sen. Ver şunu. Asıl sen yettin. Kimdi o arayan abla? Ha? Sevgilisi mi var bunun? Al işte. Annem hastanedeyken yanına gittiğin adam mı, değil mi bu araya? Ha? Arabasından indiğin. Ne altlar yiyorsun kızım sen? Ha? Kimlerle sürtüyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sürtmek, mürtmek. Düzgün konuş benimle. Sen hiç akıllanmayacak mısın kızım? Benim aklım başımda, tamam mı? Karışma bana. Ne altlar yiyorsun, döküleceksin Cemre. Ay sana ne ya? Sana ne? Yettiniz artık. Ya kavga etmeyin, yeter ya. Kardeşsiniz siz. Tamam gel. Anlatacaksın Cemre. Gel sen buraya gel. Kim o adam Cemre, anlatacaksın bana. Anlatmayacağım. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Of Allah'ım ya, of. Ben nasıl bu çocukları bir arada tutacağım ya? Bence sen git önce ablama hesap sor, tamam mı? Yeter artık ama yeter, yeter. Ben sizi böyle göreceğimi ölseydim daha iyiydi ya. Anne. Yeter Zeynep, yeter, yeter kızım. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum artık. Nefes alamıyorum sizi böyle gördükçe. Bir arada tutamıyorum sizi ya. Yeter ama yapmayın, ne olur yapmayın artık şunu, yapmayın. Yapmayın artık. Şimdi beni iyi dinle Mine. Onur iyi çocuk. Ama o annesi olacak cadının gerçek yüzünü gördüm ben. Zerrin denen o kadın bir daha bizi villaya sokmaz bu olaydan sonra. Onur Bey bizi sokağa atmaz ki. E tamam işte, ben de onu diyorum ya. Onur tutunacak tek dalımız şu an. Ama onun da aklını çelebilir o kadın. Ne de olsa anası.
Ah, kapının önüne koyarlarsa bizi Necat'ın eline düşeriz. Anne olmaz. Olmaz. Onun eline düşeceğim ölürüm daha iyi. Ölme ölme. Yaşayacak günümüz var daha. Şimdi. Yaşayacaksın ama bacakların tutmayacak. Anne sen, anne sen ne diyorsun? Numara yapacaksın diyorum. Kendini acındıracaksın. Bacaklarım tutmuyor, yürüyemiyorum diyeceksin. Anne bütün raporlar ortada. Nasıl yalan söyleyebilirim? Böyle bir konuda ben nasıl yalan söylerim? Başka şansın yok. Onur Bey doktorlarla konuşursa bütün yalanımız anne ortaya çıkar, rezil oluruz. Konuşursa konuşsun. Yanlış teşhis deriz. Eğer villadan atılırsak kendi ellerimle veririm seni Necat'a. Anne bunu yapamazsın. Anne ne diyorsun? Ne olursun böyle bir şey yapma lütfen. Aç kalırsak öyle bir yaparım ki. Şimdi beni dinleyeceksin. Bacaklarım tutmuyor diyeceksin. Anladın mı? Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben doktorlarla konuştum. Neyse ki ciddi bir şeyimiz yokmuş Allah'tan. Vallahi eksik söylemişler Onur Bey. Kızımın hali hiç iyi değil Onur Bey. Nasıl ya? Mine, neyin var? İyi misin? Bacaklarım. Bacaklarımı hissetmiyorum. Anlamadım. Nasıl yani ben... Ben doktorla konuştuktan sonra hiçbir hasar kalmayacağını söylemişti bana. Ama kızım da iyi olmadığını söyledi ya. Yani hekime sorma, çekene sor demişler ya. Boşuna dememişler. Allah Allah. Yani... Kusura bakmayın Onur Bey. Sizi de işinizden ettik ama ben bu durumda kızımı çıkaramam. Ayakları tutmuyor garibimin. Yani affedersiniz az önce helaya götürüyordum. Böyle çat diye düştü kaldı önümde. Tamam, tamam, tamam sakin ol. Ben doktorlara bir daha konuşayım. Şu olanı biteni bir anlayayım bakayım. Mine, Mine sana söz veriyorum. Her şey iyi olacak. Ben yanınızdayım, tamam mı? Bak, bence geçici bir şeydir, bir travmadır, bir şeydir. Tamam, moralini bozma. Fizik tedavi, ilaçla tedavi, ne gerekiyorsa ben yapmaya hazırım, buradayım. Tamam. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Şöyle oturalım. Sen git bir su getirsene Emre. Geç yavaş. Geç otur şöyle anne. Heh. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim tamam. Nasıl oldun anne? Biraz daha sakinleştin mi? Sağ ol anneciğim, iyiyim, bir şey yok. Anne ağlama. Sen ağlayınca ben çok üzülüyorum. İç suyunu. Tamam bir tane ver. Zeynep, biz biraz seninle konuşalım mı kızım? Tamam. Siz oturun bekleyin, tamam. Zeynep. Bak kızım. Eve dönmen lazım anneciğim, lütfen. Hem de hemen. Anne, yapamam. Ben oraya dönemem artık. Zeynep lütfen dönmek zorundasın. Bak dağılıyoruz ve sarılıyoruz. Lütfen bana yardım et. Bak ben artık Cemre'yi zapt edemiyorum. Etmelisin. Yani zapt etmeliyiz. Edemiyorum Zeynep. Bak. Ben her şeyi senin Cemre'yi korumak için yaptığını biliyorum. Zaten Ahmet'e yanaşman da onun yüzünden. Ama eğer böyle yapmaya devam edersen Cemre hiç durmayacak. Zeynep, bak lütfen kızım. Kardeşlerini toparlama, ona yardım et. Ne olur, senin yardımına ihtiyacım var. Seni üzmek istemiyorum. Ama yapamam, anla beni. Bak. O evde çok uzun bir süre kalmayacağız Zeynep.
Sadece bir süre için rica ediyorum, lütfen. O ne demek? Ben Muzaffer'den boşanacağım. Yağmur, gelin. Kız, nerede kaldınız siz ya? Öldüm meraktan. Ay abla, tamam geldik işte. Allah. Oo, damat bey. Çok yakışıklı olmuşsun böyle vallahi. John Travolta gibi. Sen bu evin yollarını bilir miydin paşam? Kalıcı değilim hala, merak etme. Öyle geçerken uğrayayım dedim. Mert evde mi? Evde, evde. Gir. Hadi gel Ersun. Kız. Siz yokken neler oldu neler, size anlatamam ya. Ama anlatayım. Bu var ya analı kızlı müştemilata yerleşen sarı kadın. Hı. Onun kızı var ya işte. Onun kızının bir sapığı varmış. Adam geldi, tamam mı, Onur'u ezmek için. Ne? Böyle arabayı Onur'un üstüne sürdü. Ya. Nasıl Onur? Nerede? İyi mi abla, ne oldu? Yok ya, bir şey yok. İyi iyi, Onur'u iyi. Çünkü kız Onur ezilmesin diye arabanın önüne attı kendini. Şimdi ikisi de hastanede. Vallahi senin kahrından değil de bayağı böyle arabanın altında kalarak ölüyormuş ya. Neyse, Allah korumuş, ne diyeyim. Cemre. Ay evet, Allah korumuş. Hadi. Hadi içeri geçin bakayım, hadi. İçeri geçin, hadi hadi geçin. İstediğiniz rakamı kısa sürede toparlamak biraz zor gibi görünüyor Muzaffer Bey. Birkaç gün alabilir. Hayır, o kadar bekleyemem. Sen ayarlayabileceğin kadarını ayarla, gerisini ben bir şekilde hallederim. Peki Muzaffer Bey, elimden geleni yapacağım. Acele et. Paran hazırsa öyle madem, sıra sende. Aç şunu be adam. Niye cevap vermiyorsun? Ne yapıyorsun? Aç şunu, aç. Kahretsin. Eğer benimle oyun oynamayı düşünüyorsan, yerin dibine girsen bulurum seni. Oğlumu bir daha kaybedemem. Çocuklara bir şey anlatmadın değil mi? Vallahi ayvayı yeriz ha. Yok, konuşamadım. Allah'ım, dualarım kabul olmuş. Çok şükür. Muzaffer, sen gönderdin değil mi yanımıza? Ben gönderdim, ne yapayım? Allah Allah. Ne yapayım yani ben? Adam tutturdu, karım da karım. İlla karımı göreceğim diye. Ne, tutturur tabii. Tutturur çünkü artık oğlunun yaşadığına emin. Ne? Test sonuçları olumlu çıkmış. Artık oğlunun yaşadığını biliyor yani. Yapma kız. Ay nefisse. Vallahi ölürüz biteriz, yanarız, kül oluruz, pişeriz. Ya, Muzaffer Bey var ya, bırakmaz bu işin peşini. Biliyorum. Zaten Emre'nin saçlarını da Kemal kestirmiş. Ya. Ama adamı ben tutmadım diyor. E tabii tutmadım der, tuttum der mi? Tutsa da tutmadım der, tutmasa da tuttum demez. Tutmadım der. Sonuçta işte adamı tanıyorum, engel olabilirim dedi. Ama sözünü tutmam gerek işte. Yani ona güvenmekten başka çarem kalmadı artık. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Kızım bana bak, Kemal'in yanına gidemezsin. Bu çözüm değil. Abla böyle de Emre'yi kaybedeceğim. Ya siz nereye giderseniz gidin, Muzaffer Bey bulur sizi. Vallahi canınızı okur. Bilmiyorum artık, iyice böyle ortada kaldım, köşeye sıkıştım yani. Ne demişler? Yemeğinin malını yerler. Ne diyorsun sen be? Yani diyorum ki sen böyle sevdiğine sahip çıkmazsan
birileri gelir, alır elinden. Sen de böyle kara kara düşünürsün işte. Saçma sapan konuşma. Sen kapat çeneni. Yalan mı söylediklerim? Aç gözünü, aç. Sus diyorum ya, sus. Sana ne? Ne oluyor burada? Ne dedim ben size? Ben sizinle ne konuştum ha? Kavga istemiyorum demedim mi? Bir daha, bir daha birbirinize sesinizi yükselttiğinizi duymayacağım, anladınız mı? Özür dilerim. Benim hatam. Hadi sana Mert, sıra sende. Ben daha oynamak istemiyorum. Ne oldu koçum? Senin niye canın sıkkın bakayım böyle? Babamı özledim. İyi de baban çok özleyeceğin bir mesafede değil ki. Yani şirkette. Gelir birazdan. Gelince de hiç benimle vakit geçirmiyor ki. Zaten konuşmuyor bile, düşün. Çünkü kaybolmuş abini bulmuş da ondan. Ne? Kaybolmuş abim mi? Evet. Benim Emre abiden başka abim yok ki. Varmış işte. Baban öldüğünü sanmıyormuş. Ama meğersem yaşıyormuş. Aysun. Emre abi bu doğru mu? Abim nerede benim peki? Bak. Aslında biz de pek fazla bir şey bilmiyoruz Mert. Peki size kim söyledi? Bana niye bir şey söylemediler? Aslında bak babanın kafası şu ara biraz karışık Mert. Yani eminim kendisi sana söyleyecektir ama o sana bir şey söyleyene kadar sen sormasan olur mu? Eminim sana kendisi söyleyecektir. Yani bak sonra Aysun'a da kızmasın. Hı? Muzaffer. Merhaba Nefis. Hoş geldin. Sen niye bu kadar keyifsizsin böyle? Baba biraz konuşabilir miyiz? Sonra Mert. Dur bir nefes alayım. Ama baba konuşmamız lazım. Yine o oyunu isteyeceksen karnını görmeden almayacağımı söyledim. Boşuna ısrar etme. Ben sadece birazcık konuşmak istemiştim. Mert'ciğim, babam bugün biraz fazla çalışmış, yorgun ve gergin. Hadi sen odana git, ben sonra senin yanına geleceğim, tamam mı? Hadi. Hadi sonra konuşuruz, hadi. Ben bakarım. Aysun, hadi anneciğim sen de git ödevlerini yap bir tane. Sen böyle sevdiğine sahip çıkmazsan birileri gelir, alır elinden. Sen de böyle kara kara düşünürsün işte. Aç gözünü, aç. Hayret. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Nasıl oldu da Biricik Ahmet'ini bırakıp buralara kadar geldin? Ne oldu? Yoksa ilk aşkından sıkıldın mı? Halbuki ona bir şey olacak diye çok korkuyordum. Gerçi senin aşkına da, samimiyetine de güven olmaz. Sen böyle birisin. Ben Ahmet'ten sıkıldığım için değil, annem istediği için buraya geldim. Onu üzmemek için. Anlıyorum. Yoksa Ahmet'i bırakıp gelmezdin değil mi? Mine nasıl? Hayır. Sen kendinden başka birini düşünür müydün hiç? Olur. İyi iyi, merak etme. Hayati tehlikeyi atlattı. İyi. İyi günler.
Muzaffer. Sen niye bu kadar gerginsin? Gündüz ne kadar mutluydun halbuki. O adam. Oğlumu bana getireceğini söyleyen adam. Telefonlarıma cevap vermiyor. Delireceğim Nefise, delireceğim. Benimle oynuyor herhalde. Daha öncekilerinde oynadığı gibi. Ama artık kimsenin beni kandırmasına izin vermeyeceğim. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Al buyur. Mert'i de ters dedim, üzdüm. Başka hiçbir şey düşünemez oğlum. Sen beni anlıyorsun değil mi Nefise? Anlıyorum, anlıyorum. Muzaffer. Çıkıp bir temiz hava falan mı alsana? Bak temiz hava iyi gelir ha. Sakinleştirsin biraz. Hadi kalk. Hadi gel. Haklısın. Haklısın. Bu işin peşini bırakmayacağım dedi işte. Ya bunun böyle olacağı belli değil miydi? Allah'ım ben ne yapacağım şimdi ya? Of. Onur. Olanları duydum. Neyse ki iyisin. Kız nasıl? Daha iyi. Doktorlar bir travma geçirdiğini söylediler. Atlatması için elimden geleni yapacağım. Yap. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Söyle abi, dinliyorum. Heyecanlı görünüyorsun. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Duyunca sen de çok şaşıracaksın zaten. Onur. Murat yaşıyormuş. Oğlum yaşıyormuş. Affet beni Cemre, affet. Seninle işim bitti. Ama artık bu oyunu bitirmeliyim. Kartal. Cemre. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben seni merak ettim de... öğleyinde konuşmamız yarıda kesildi. Ararsın diye çok bekledim ama. Affedersin. İşte biz konuşuyoruz diye ablam yine sorun çıkardı da... sonra da uygun olamadım. Ha, yok yok. Önemli değil ya. Cemre... ben aslında... çok düşündüm ve... Evet, düşündün ve? Diyecektim ya, bu bütün olanlardan sonra bir konuşsak mı acaba? İlişkimiz hakkında bir yüz yüze konuşsak. Biraz çıkabilir misin acaba? Evet, tabii çıkarım ben. Bir sorun yok ama değil mi? Yani sesin soğuk geldi de. Yok yok, yok bir sıkıntı yok. Sadece konuşalım istiyorum. Ben gelip alırım seni. Tamam, tamam. Sen o zaman haber verirsin. Ben inerim. Sokağın orada beklerim seni. Yine sorun olmasın. Tabii, tabii. Bekliyorum ben. Tamam. Tamam, geliyorum ben. Belki de evlenme teklif edecek. İşte bu ya. Sen kaybettin Zeynep Hanım.
Üzülme Mert. Bak, baban zor günler geçiriyor. Yani yoksa sana bağırır mıydı hiç? Ben sadece abimi sormak istemiştim. Ona biraz zaman ver. Eminim sana kendisi anlatacaktır. O zamana kadar sen de birazcık beklesen olmaz mı? Nefis anneye sorabilirim. Mert. Mert. Bak, belki de baban kendisi söylemek istemiştir sana. Hem Aysun'dan duyduğunu öğrenirse Aysun'a da kızabilir. Biraz sabret. Eminim baban kendisi söyleyecektir sana. Anlatacaktır her şeyi. O seni çok seviyor. Gerçekten. Yıllar sonra kaybettiği oğlunu buldu. Böyle davranması normal. Bir tane daha oğlu varmış. Ama bunu bana söylemedi. Kaç yaşında? Küsler miymiş? Onu benden daha mı çok seviyor? Emre, ben senden başka abi istemiyorum. Aslanım benim. Eminim abini de çok seveceksin. Senin baban da sana kızar mıydı? Hatırlamıyorum ki. Çok uzun zaman oldu. Emre abi, peki senin baban nerede? Bilmiyorum. Aslında benim de senin abinle benzer bir durumum var. Nasıl yani? Yani işte öldü diye tahmin ediyoruz. Yani bir gitti, bir daha da dönmedi. Peki çok üzüldün mü? Babamdır. Üzüldüm tabii. Üzüldüm. Ama yanımızdayken varlığını çok hissetmediğim için yokluğunda da unutmak zor olmadı diyelim. Anne? Ne yapıyorsun orada? Ha, hiç oğlum şey. Ben Mert'e bakmaya gelmiştim iyi mi diye. İyi iyi. Çok iyi. Daha da iyi olacak. Merak etme sen. Değil mi? Değil mi koçum? Ha? Şey, senden haber bekliyordum. Ama sanırım şu an çok doğru bir zaman değil. Herkes evde, Emre de evde. O yüzden olay çıkmasın. Sen istersen git, olur mu? Bir dakika, bir dakika. Sana ne oluyor ya? Sen niye karışıyorsun ki şimdi buna? Ahmet'i sana bırakmayacağımı söylemiştim. Ahmet, bak ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani bir tatsızlık çıkmasın, bir şey olmasın. Sen git, biz seninle sonra araşırız, tamam mı? Ya hayır, sen benim sevgilimin iyiliğini falan düşünemezsin ya. Ne oluyor ya? Bak aramızdan çekil, çekil. Yeter ya. Adam öz oğlunu bile ne kadar kırdığının farkında değil ya. Bir de bizi anlamasını bekliyoruz bu adamdan. Ya anne bak, çok deniyorum ama bir türlü ısınamıyorum ben bu adama. Emre, oğlum bak. Doğruyu söylüyorum, olmuyor. Anne, bak bu ev beni geriyor. Anla. Emre, oğlum. Bak anneciğim, bak seni, kardeşlerini ben böyle bir arada tutmaya çalıştıkça siz iyice birbirinizden uzaklaşıyorsunuz be oğlum. Şimdi bir de evden ayrılırsan ben artık ne yapacağımı şaşırdım yani. Annem, bak, bak güzel annem. Ben sadece bu evde kalmıyorum. Onun haricinde ne zaman bana ihtiyacınız olsa, ne zaman yardıma ihtiyacınız olsa ben hep yanınızdayım. Biliyorsun. Oğlum aynı şey değil be yavrum ya. Aynı şey değil işte. Bıktım senden. İçeri gir dedim sana. Bana emin ver. Ablamla Cemre
Kimin sesi mi bu? Niye laf dinlemiyorsun ya? Kavga mı ediyor onlar? Ya zaten bunların bu saatte dışarıda ne işi var ya? Delirtecek bu kız beni ha. Dur, dur oğlum, tamam dur, sakin ol. Gel bakalım, tamam dur. Ya düş yakamdan, düş. Bırak peşimi artık. Tamam, tamam Cemre, bir sakin ol. Zeynep Hanım, ben buraya Cemre ile önemli bir şey konuşmak için geldim. Şimdi izninle ben... Hayır, yok. Ben gitmeni istiyorum, lütfen. Gitmeyecek. Gitmeyecek. Belki bana evlenme teklif edecek. Ya sen şu an bizim kaderimize niye oynuyorsun ki? Tamam. Tamam Cemre, sen bir sakin ol. Tamam, ben gidiyorum şimdi. Hoşçakal. Ya görüşürüz. Hayır, dur gitme. Ya sen niye dinliyorsun ki onu? Haberleşiriz. Neler oluyor burada? Ahmet ölmedi mi? Yaşıyor mu? Evet. Ölmemiş. Ve siz bana bunu şimdi mi söylüyorsunuz? Ya o Ahmet değil, Kartal. O yüzden söylemedik sana zaten. Kartal mı? Evet. Basbayağı Ahmet kızım, bu ne Kartalı? Senin ne işin var bu adamla? Delirtecek misin? Tamam oğlum, dur sakin. Emre sen bir sakin ol. İstersen şey yapayım, anlatayım. Sakin falan olamam abla. Ya Cemre'nin bir sevgilisi var. E de o Ahmet mi? Kızım çıldıracağım ya. Ay asıl ben çıldıracağım. Kartal diyorum o. Muzaffer Bey'in ortağı. Nasıl ya? Biri burada neler olduğunu bana anlatacak mı artık? Bak. Ahmet ölmemiş, tamam mı? Daha sonra da amcasının yardımıyla yeni bir kimlikle bizim karşımıza çıktı. Hatta geldi, şirkete ortak bile oldu. Ama ne yazık ki biz Cemre Hanım'ı buna asla inandıramıyoruz. Ha öyle. Ya kızım, bu adam ablama neler yaptı, unuttun mu? Nasıl görüşürsün bu adamla ya? Oğlum tamam, tamam anneciğim, bir sakin ol. Görüşmeyecek zaten artık. Hayır. Görüşeceğim. Görüşeceğim. Delirtme beni Cemre. Ya bir kere sen ablamın neler yaptığını biliyor musun acaba? Cemre, Cemre sus artık kızım, sus, tamam mı? Sus. Hayır. Susmayacağım. Susmuyorum. Sen ablamın ne yaptığını biliyor musun? Hı? Benim sevdiğim adamı ayartmaya çalışıyor ya. Ama ona kimse hiçbir şey söylemiyor nedense. Nasıl ya? Ne oluyor burada ya? Biriniz adam akıllı anlatır mı şunu artık bana ya? Oğlum tamam, tamam hadi anneciğim. Hadi gidelim, ben sonra sana her şeyi anlatacağım. Tamam hadi. Hayır anne, bana burada hemen şu anda ne oluyor anlatacaksın. Tamam oğlum, tamam. Her şeyi bu gece anlatacağım, tamam. Bak işte ben sana ihtiyacımız var derken bunları anlatmaya çalışıyordum zaten ama... ...bir türlü söyleyemedim işte. Ben yokken burada neler olmuş böyle ya? Bundan sonra tepenizdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Bensiz soluk bile almayacaksınız. Özellikle de Cemre sen. Adım bile atmayacaksın habersiz. Zamandı. Bin türlü derdim varsa hepsi bundandır.
Bir yalanı sevmişim onca zamandır. Bin türlü derdim varsa hepsi bundandır. Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir günün sızım bir gün geçer mi? Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir günün sızım bir gün geçer mi? Sevdim dedim, ben de inandım. Küçük bir çocuk kadar temizdim, saftım. Korkuları yok sayıp gözümü karardım. Sonumu bile bile sevdaya daldım. Bir yalanı sevmişim onca zamandır. Bin türlü derdim varsa hepsi bundandır. Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir günün sızım bir gün geçer mi? Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir gönül sızım bir gün geçer mi? Sevdim dedim, ben de inandım. Küçük bir çocuk kadar temizdim, saftım. Korkuları yok sayıp gözümü karardım. Sonumu bile bile sevdaya daldım. Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir günün sızım bir gün geçer mi? Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir günün sızım bir gün geçer mi? Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir gönül sızım bir gün geçer mi? Mutsuzum, huzursuzum, günlerdir uykusuzum. Kim bilir gönül sızım bir gün geçer mi? Sen ne arıyorsun burada? Niye geldin? Geçiyordum ben. Böyle gidemezsin. Gir içeri, hiçbir yere gidemezsin ya buraya. Ne iş var burada? Buraya niye geldin? Ha? Ahmet'e olan aşkını anlatmaya mı geldin? Gerek yok, biz zaten biliyorduk bunu. Ben seni rahatsız etmek istememiştim. Gerçekten buraya gel.
aklıma, beynime, kalbime işkence edip elini kolunu sallaya sallaya buradan gidemezsin Zeynep. Zeynep, Zeynep bunu niye yaptın? Zeynep bunu neden yaptın? O adamın evine gidip belki o adamla... Zeynep ben seni orada öyle gördüm ya. Ben seni o adamın evinde öyle bornozla gördüm ya. Seni bütün kelimeler anlamını yitirdi. Benim acımı anlatacak bir tane daha kelime kalmadı artık. Onur bak ben... Dur bir yapma. Bırak! Benim canımı senden başka kimse acıtamaz artık. Tamam mı? Ya bunu niye yaptın? Ya bunu neden yaptın ya Zeynep? Zeynep! Ne oluyor ya? Çok normal. Onur abi öfkesini kusuyor işte. Haklı. Cem ne? Ne? Bir sus kızım ya. Ya sen beni mi umursuyorsun ha? Sen beni mi umursuyorsun? Ya benden ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Zeynep bana bir şey söyle. Benden ne istiyorsun? Zeynep konuş! Üzgünüm. Üzgünsün. Üzgünüm. Ha, sen mi üzgünsün? Ha? Sen mi üzgünsün? Benim için mi üzgünsün? Zeynep benim için mi üzgünsün? Bana üzülme. Git o Ahmet'e üzül, tamam mı? Git onun için endişelen, benim için endişelenme. Senin gözyaşların da aşkım gibi zaten. Sen benim için endişelenme. Zeynep. Anneciğim iyi misin? Ha? Kendi sebep oldu bunlara. Üzgün olmaya hakkı var mı sence? Kızım sen sus be. Dilin senin ama uzadı. Abla düşmanı. Yürü hadi yürü. Ya. Kızım. Dur kızım sakin ol. Sakin ol üzülme bak. Bak bütün bunların hepsi onun sevgisi yüzünden. Ben yalnız kalmak istiyorum lütfen. Müdürüm, beni çağırmışsınız. Suat, gel. Oğlum şamatayı bırak şimdi. Yemek izninde işimiz var ona göre. Hayırdır kanka, ne işi? Sen kendini ayarla, fazla soru sorma. Birinin biletini kesmeye gideceğiz ona göre. Oo, aksiyon var diyorsun. Hasret kalmıştık, iyi oldu mu? Hayırdır, rakibimiz kim? Yeni birileri Asya Salçı falan mı oluyor? Yok. Ablamla Cemre arasındaki bir meseleye açıklık getireceğiz. Nasıl ya? Cemre'ye salça olan mı var? Hemen gidelim, gebertelim, öldürelim, canını okuyalım oğlum. Dur oğlum, dur. Sakin ol. Ne celallendin hemen ya? Bu sefer durum başka. Bu adam tanıdığımız biri. Kim? Daha önce öldüğünü sandığımız biri. O ne demek lan? Bulmaca gibi konuşma, anlamıyorum ben. Ahmet. Ölmemiş. Hayattaymış. Hangi Ahmet? Bu mahalledeki Ahmet abi. Oğlum sen onun cenazesine katıldın lan. Ölmemiş işte. Yeni bir kimliğe bürünmüş, ablamın hayatına musallat oluyormuş yine. Yeni adı da Kartal mıymış, neymiş? Ve benim bundan yeni haberim oluyor. Cemre? Asıl mesele de bu ya.
yeni kimliğine inandırmış Cemre'yi. Takılmış buna. Yok artık lan. Daha neler. Ahmet abi, Cem. Kızır fazla mı? Hadi kanka, hadi oğlum. Dur gidelim, oğlum, oğlum hesabını. Dur oğlum, dur. Bir sakin ol. Gidip bir Kemal Bey'e haber vereyim ben, ondan sonra gideriz. Öğrenelim bakalım neymiş bu eski Ahmet yeni kartalın derdi. Acaba beni affedecek misin bir gün? Ben seni daha fazla üzmeyeceğim. Sana daha fazla bunu yapmayacağım. Bu oyuna bugün bir son vereceğim Ahmet. Senin yüzünden ne Cemre, ne de Onur daha fazla üzülmeyecek artık. Beyefendi geldi. Çekil önümden. Tamam, ben hallederim. Sen benimle alay mı ediyorsun be adam? Niye aramalarıma cevap vermiyorsun? Bazı aksilikler çıktı. Bırakın da anlatayım. Peki. Anlat. Bu kadar sinirli olmayın Muzaffer Bey. Sizden kaçtığım falan yok. Yahu ne oldu? Oğluma bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Ama bir ailesi var bu çocuğun. Onu büyüten, ona sahip çıkan bir ailesi. Ailesi mi var? Evet. Bu işler böyle Muzaffer Bey. Hiç aklınıza gelmedi mi bu? Yahu daha oğlumun yaşadığını yeni öğrendim. Detaylı düşünecek vaktim oldu mu? Ne olmuş peki? Ne? Onu kaçıranlar bir aileye mi satmış? Ne olmuş? Yok. Kimsesizliğe götürmüşler aileye. Onlar da kendi evlatları gibi bakıp büyütmüşler. Artık gerisini kendiniz sorarsınız. Oğluma ne zaman kavuşacağım onu söyle bana. Bu size bağlı. Kağıtta yazan rakamı istiyorum. Evet. Epey büyük bir meblağ. Ben biraz hazırlık yapmıştım ama. Aması yok. Ben parayı alınca çocuğun ailesiyle konuşup onları da ikna edeceğim. O zaman oğluna kavuşuruz. Peki. İstediğin rakamı tamamlayacağım. Güzel. Güzel. Paranın geri kalanını tamamla. Ben seni tekrar arayacağım. Dur. Sakın beni atlatmaya kalkma, seni bulurum. Merak etme. Ben parama, siz oğlunuza kavuşacaksınız. Talihsiz kızım ya. Kardeşinin mutluluğu için kendi hayatını hiçe sayıyor yani. Onurla olan mutluluğundan vazgeçiyor. Dur bakalım ya. Gün doğmadan neler doğar. Onur çok seviyor Zeynep'i. Belki affeder. Abla affetse ne olacak yani?
Ben de Muzaffer'den koptuktan sonra. Zor artık. Zaten Zeynep de biliyor ayrılacağım. Ne? Konuştun mu sen onunla? Ya sen ne panik atak kadınsın ya. Konuşma herkesle böyle şeyleri. Aa, söyleme kimseye. Ve ayrılmaydı, boşanmaydı. At kafandan bunları. Ya abla Allah aşkına ya. Muzaffer bu işin peşini bırakır mı? Ben nasıl yaşayacağım böyle? Dur ya. Bak hiç ses seda çıkmıyor. O boyu devrilesice. O Kemal denen adam belki dediğini yapıyor. Muzaffer'i uzak tutuyor adamdan. Ne biliyorsun? Ben hiç senin kadar iyimser değilim açıkçası. Çok geçmiş olsun. Mine nasıl oldu? İyi değil Lütfü Bey. Aman Allah'ım. Bu ne ya? Bacakları tutmuyor. Ya çok genç daha. Tüh. Yardım etti. Arabada indirelim. Tabii ki. Ne demek ki? Nasılsın? İyi misin? İyi, dur. Sağ ol. Sen rahat ol. Hoppa. Evet, evet, evet. Ayaklarım ayarlı için dur. Evet. Bak, bundan sonra bir sıkıntınız, bir derdiniz olsa Lütfü abim burada. Hiç çekinmeden bana geliyorsunuz, tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. Hay Allah. Ya bu arada Onur Bey keşke bana haber verseydi. Ben gelir alırdım sizi, böyle taksilerle falan zahmet etmeseydiniz keşke. Onur Bey evde mi? Evet. Bizde işi var sandık. Aramayınca. Neyse. Gördüğün gibi başımızın çaresine baktık. Ama hiç beklemezdim bunu Onur Bey'den. Hiç. Anne adam ilgilendi, o kadar işi gücü vardır. Kızım sen onu kurtarmak isterken ölüyordun neredeyse. Neyse. Biz haber edelim de Onur Bey'e. Bari aklı kalmasın bizde. Gerçekten çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm yavrucak yani. Dediğim gibi bir sıkıntı, bir dert olsa ben buradayım. Yani. Sağ olun. Oğlumun aklı için kalacakmış sizde? Şey, hastaneden çıktığımızı bilmiyor da onu diyordum yani, merak etmesin diye. Ben söylerim çıktığınızı. Sağ olun. Geçmiş olsun. Bu sandalyeye kalıcı durum muymuş? Ay vallahi biz de bilmiyoruz ki hanımefendi. Yani perişan olduk. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Hiç yoktan düştüğümüz şu hale bakın. Neyse. Biz şimdi isterseniz eve geçelim de kızım da dinlensin biraz. Peki. Geçin bakalım. Sağ olun. Çok hoş bir şey olsun tekrar. Çok sağ olun. Gören olsa ne diyeceğiz? Ay yani unuttum ben onu ya. Yani kimse yok. Görmemiştir kimse bence. Suna Hanım! Ha. Suna Hanım! Bekle, kimse yok. Her an her yerden biri çıkabilir. Ya çok özür dilerim. Siz öyle birdenbire arabanın başına geçince tabii ben hakkı edemedim. Merdivenler var. Hay yaşayasın Lütfü Bey. Yani sen de olmasan. Müsaadenizle. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Dur, hadi bakalım. Konuşacağız, aç.
Ahmet abi görüyoruz seni, içeride olduğunu biliyoruz. Aç şu kapıyı. Ne işi var bunların burada ya? Aç! Aç kapıyı, aç. Bizim zamanımız çok. Biz bekleriz. Ama sen illa çıkacaksın bu evden. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Hemşehrim. Allah razı olsun senden. Ya ne demek? Siz her zaman yeter ki çağırın, ben gelirim yani. Kuzum çok geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Sağ ol. İlk engelleri atlattık çok şükür. Şimdi kalkabilirsin ama pencere kenarında çok gezinme. Tamam anne. Ben hep bu sandalyede mi oturacağım? Yerimizi sağlama alana kadar öyle. Onur Bey gerçeği anlarsa çok ayıp olacak anne. Ya anlamayacak. Sen anana güven. Hem anlarsa da psikolojisi düzeldi diye veririz. Ne var? Halledeceğim ben onu. Sen şimdi bir an önce rolüne alışmaya bak. Unutma, acındıracaksın kendini. Ha, anladım. Anlaşılan siz Zeynep Hanım'ın akrabalarısınız ha? Şimdi gençler, bu bahsettiğiniz kişiye epey benzediğimi biliyorum ama ne demişler? İnsan insana benzer, değil mi? Kartal Karaber. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Yer miyiz biz bunları? Ablamın hayatını zehiretmek için kimlik değiştirdiğini biliyorum. Konuşacağız. Bu konu, bu iş bugün burada bitecek. Duydun mu? Ben bundan sıkılmaya başladım ya. Sıkıldım. Oğlum iyi misin? İyi ben de. Hiç iyi görünmüyorsun ama senin için endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok. Yalnız kalmak istiyorum. O kızı mı düşünüyorsun? Anne lütfen soru sorma lütfen. Tamam. Seni kurtarırken yaralandı. Ama sen onun yüzünden ölebilirdin Onur. Bu kadar üzülme. Eminim en kısa zamanda yürüyecektir eskisi gibi. Yine geldi mi? Geldi, az önce gördüm. Tekerlekli sandalyedeydi. Kendi başına mı geldiler? Adamı unuttum onları ya. Oğlum sen üstüne düşeni yaptın. Bir de özel şoförünü mü yapacaktın? Oğlum dursana. Onur dur. Oğlum yanlış anlayacaklar. Bu kadar ilgilenmen doğru değil. Ay Allah'ım yarabbim. Al bunu bacağına koy. Bu ne? Ya soru sorma. Dediğimi yap işte. Pijamanın içinden dizine doğru yerleştir. Hadi. Çabuk çabuk. Çabuk tekerlekli sandalyeye geç hemen. Çabuk. Gel. Gel. Heh.
Bezi de yerleştir. Unutma sakın. Hadi. Merhaba. Hastaneye gelmişsiniz. Keşke haber verseydiniz de sizi hastaneye alırsaydım. Ah Onur Bey. Akıl mı kaldı bende? Bacakları hala tutmuyor kızımın. Onu böyle gördükçe yüreğim dağılanıyor. Neyse ki hastane ödünç sandalye verdi de eve getirebildim kızımı. Anlıyorum, çok zor bir durum. Müsaitseniz Mine'yi görebilir miyim? Tabii, kusura bakmayın. Mine? Nasılsın ha? Daha iyi misin bakalım? Yani şey, pek değişen bir şey yok. Hala bacaklarını hissetmiyor musun? Henüz bir değişiklik yok. Anlıyorum. Doktor bu durumun psikolojik olduğunu söylemişti. Ben de kendisiyle en kısa sürede görüşeceğim zaten. Merak etme. Eskisinden çok daha iyi olacaksın. İnşallah. Çok sağ olun. Size de dert oldum. İşinizden gücünüzden oldunuz benim yüzümden. Lütfen böyle şeyler söyleme, tamam? Sen daha iyi ol. Gerisinin hiçbir önemi yok. Kızımın bu gencecik yaşında yaşadıklarına bakın. Ah, kim bilir bir daha ne zaman yürüyecek. Aa, yapma böyle ya. Senin yüzünden kızın psikolojisi iyice bozulacak, hiç yürüyemeyecek. Benim yüzümden mi? Ay bir de ben bunları mı duyacaktım? Bütün ömrümü kızıma adadım ben. Anneciğim, lütfen karışma, tamam? Baksana oğlum kadın ne diyor. Biliyorum, lütfen. Alın. Alın bakın, hissetmiyor işte. Alın kendi gözlerinizle görün. Ne yapıyorsun? Ya Sunu Hanım yap. Sunu Hanım böyle şeyler yapmayın. Biz zaten size inanıyoruz. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ama ben inanamıyorum hala. Madem psikolojikmiş. Neden geçmiyor o zaman? Bakın çok kötü bir kaza atlattı. Adam bu kızı çok korkuttu. Ona biraz zaman verin ya. Yavaş yavaş iyileşecek. Hem belki başka doktorlara gösteririz beni ya. Ne gerekiyorsa yaparım ben. Hiç merak etme. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Zaten siz olmasaydınız ne yapardık? Lütfen böyle şeyler yapmayın bir daha. Buradaki rahatınız için de her şeyi ayarlayacağım. Merak etmeyin. Merdivenler biraz yorabilir. O yüzden belki Mine'yi iyileşene kadar bir süre villada misafir edebiliriz ha? Aa, yok artık. Ah, ne güzel düşündünüz. Altın gibi bir kalbiniz var sizin. Siz çok yaşayın değil mi? Cemre'nin peşini bırakacaksın. Yoksa seni öyle bir benzetirim ki. Değil rol yapmak, insan içine çıkamazsın. Sen zaten ölüsün. Hiç acımam. Harcarım seni. Yazıklar olsun lan sana. Ablamla kardeşim kanlı bıçaklı oldular lan senin yüzünden. Beyler, gençler. Sizin yanlışınız var. Benim yüzümden değil o. Şimdi bu Zeynep Hanım var ya senin ablan. Ahmet oğluma takmış durumda. Tamam? Bu yüzden Cemre'ye de zorluk çıkartıp duruyor. Kes be, kes! Bana bak. Bana yutturamazsın bunları. Duydun mu? Ben yemem. Bu oyunu bırakacaksın. Ya sizin biraz kafanız karıştı herhalde. Öyle olmuş. Ben durumu sizin için açıklayayım. Tamam mı? Senin bu ablanla kardeşin var ya. Hı hı. Arası benim yüzümden bozulmadı onları. Yani benim suçum falan değil o. Ne oldu biliyor musun? Senin ablan geldi bana. Israrla. Ablam seni sevdiği için mi sana geldi sanıyorsun? Kendini kandırma. Ablam senden nefret ediyor. Sen sırf Cemre'den uzak dur diye senin yanına geldi o. Hayır, bu kadar giderek gidemez. O sadece kardeşini düşünüyor çünkü o öyle bir abla. Sen de artık uzatmayacaksın, bu oyunu bırakacaksın. Duydun mu beni?
Cemre'nin kızına zarar verirsen yaşatmayız oğlum seni. Anladın? Hı. Onu kullanmana da izin vermeyeceğiz. Anladın? Ha? Ayıp lan. Ayıp lan. Ayıp lan. Ayıp, ayıp, ayıp lan. Ayıp! Kardeşin gibiydi o senin. Ne oldu? Bitti mi? Ha? Bitti mi? Bu kadar mı? Ha? Bol keseden atmanız, boş boş konuşmanız bu kadar mı? Bitti mi? Bitti herhalde. Hadi bakayım. Güle güle. Hadi. Hadi çık. Dışarı. Sen bizim dalga geçtiğimizi mi sanıyorsun lan? Ha? Biraz daha attık ama. Tabii. Sen bizi iyi tanırsın. Şaka yapmadığımızı da bilirsin. Ha Ahmet abi? Cemre'den uzak duracaksın. Yakarız oğlum seni. Dur bakalım lan. Bu kadar rezillik yeter. Şimdi burayı hemen terk etmezseniz, hemen buradan dışarı çıkmazsanız polis çağıracağım ona göre. Tamam. Hadi çağır. Duydunuz mu? Duydum. Hadi çağır. Hadi ara polis gelsin. Hadi çağır ya. Ara hadi, hadi. Hadi, hadi. Ara, 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 hadi. Tamam Suat, yeter bu kadar. Oğlum dur ya. Dur, polis gelecek. Ben onu bekliyorum. Dur, ara hadi. Hadi ara. Ara, 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 hadi. Tamam Suat, bu kadar yeter. Sen var ya, adam değilmişsin, adam. Adam. Bundan sonra kardeşlerimin yanında görmeyeceğim seni. Duydun mu? Hiçbirinin yanına yaklaşmayacaksın. Hadi Suat, gidelim. Gel. Hadi Suat, hadi. Vay. Çocuktan alan biriydi. Yine mi kandırdın beni be Zeynep? Ha? Yine mi kandırdın beni? Bana dönmen falan her şey oyun da. Her şey oyun da. Aferin sana, iyi oynadın. Neredeyse inanıyordum sana. Neredeyse inanıp Cemre'den vazgeçiyordum. Yine amcamı haklı çıkardın be. Nefise. O adamla konuştum. Nefise, oğluma kavuşmama az kaldı. Ne? Bugün nihayet ortaya çıktı beyefendi, şirkete geldi. Nasıl yani? Ne dedi? Ne konuştunuz adamla? Bir aile Murat'a evlat edinmiş. Zavallı oğlum onlara ailesi bilmiş. Ne güzel. Sahip çıkmışlar demek ki. Gerçek ailesini araştırmamışlar ama. Onların yüzünden benim oğlum başkasını baba bildi. Muzaffer, belki kimsesiz olduğumu sanmışlardır. Sanmakla olur mu Nefise? Olur mu? Olmaz. Bırak. Belli ki oğlumu kaçıranlar onu bu aileye satmışlar. Onların da soruşturmak işine gelmemiş. Aklım sorularla dolu. Hangi koşullarda büyüdü? Nasıl baktılar ona? Çok iyi bakmışlardır. Çok iyi bakmışlardır. Kendi evlatları gibi sevmişlerdir. Nasıl büyüttüler? Nasıl? Nasıl baktılar ona? Aç bıraktılar mı mesela? Çok kızdılar mı? Vurdular mı? Yo yo.
Hayır. Tabii kızmamışlardır ama yaramazlık yapınca kızmışlardır. Aç bırakmamışlardır. Aç bırakırlar mı? Onlar kıyamazlar. Kıyamazlardır. Umarım öyledir. Onlarla bir konuşacağım zaten. Oğlumu kaçıranları da bulacağım. Bence artık kafayı bulandırmaya gerek yok. Ne gerek var? Yani sonuçta onu kaçıran aile onu sevgiyle, şefkatle büyütmüşler. Yok efendim. Bunca yılın bedeli ödenecek. Niye soruşturmadılar gerçek ailesini oğlunun? Kaçırılmış bir çocuğun hayatının çalınmasına bilerek ya da bilmeyerek destek oldular. Hayır efendim, hayır. Evladımı benden alan hiç kimseye merhamet göstermeyeceğim, hiç kimseye. Her şeyin bir bedeli var, onlar da bedelini ödeyecekler. Ben temizlik yapacaktım zaten, iyi günler. Ha, benim Mert'le de konuşmam lazım, onu bu duruma hazırlamam gerek. Okuldan dönmek üzeredir. Yanımda olacaksın değil mi? Hı, tabii, olacağım. Aklını başına toplamıştır herhalde ha? Da... Sen de benden ateşli çıktın be Suat. Vallahi şaşırttın beni yani ha. Tabii oğlum. Söz konusu senin kardeşlerin yani. Sağ ol. Vallahi öyle sinirlendin ki benim değil sanki senin öz kardeşlerinmiş gibi konuştun. Oğlum biz de öz kardeş değil miyiz lan? Vallahi helal. Özellikle o Cemre'yi savunurken ki konuşmam falan. Yani benim değil senin ikizinmiş gibi falan konuştun ya. Ya Zeynep abla böyle aklı başında o bir nebze de olsa kendini korur da... Cemre biraz saf ya. Ondan. Saf değil. Saf değil. Sadece aptal. Ah Cemre ah. Senin için her şeyi yaparım. Demek öyle Zeynep Hanım ha. Demek bu kadar gözünü kararttın rolün için ha. Vay be. Buyurun Zeynep Hanım. Nasılsın? Ağrınsızın geçti mi? İyi misin? Vallahi çok şükür iyiyim ya. Allah'a şükür. Sağ ol. Ben de sana pastaneden bir şeyler almıştım. Belki çayın yanında iyi gider diye düşündüm. Hadi sana geliyorum ben bu arada. Evdesin değil mi? Ya ben de çıkmak için hazırlanmıştım ama. Ha. Ya. Ama ben seni çok özlemiştim. Yani çok fazla kalamayacağım zaten. Belki bir şeyler yeriz, sohbet ederiz diye düşündüm ama... Yani tabii hemen acilen çıkman gerekmiyorsa. Tamam. Gel. Bekliyorum seni. Hı hı. Bu iş bugün bitecek ya. Bitecek. Daha da sarpa sarmadan... ben bugün bu işi bitireceğim. Gel bakalım Zeynep, gel. Gel de seninle şu hesabımızı keselim artık. Kız bu Kemal ne yapmaya çalışıyor ya? Hani engel olacaktı adama? Vaz mı geçti yoksa? Bilmiyorum abla ya. Yani... ya beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor... ya da gerçekten Emre'nin varlığını ortaya çıkartıp... beni zor duruma sokmaya. Ağzından gel alsın be. Olmaz öyle bir şey. Bence neden yapıyor biliyor musun? Sen Muzaffer'i bırak, onun yanına git diye yapıyor. Terbiyesiz. Zaten ne fark edecek ki? Öyle ya da böyle Muzaffer Emre'yi şimdi de öğrense... sonra da öğrense aynı şey işte. Sen de duydun dediklerini.
Bir daha artık biz Muzaffer'le hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağız. Gözüküyorsun. Yani toparlamışsın. Ama sana aldıklarımı yedikten sonra daha iyi olacaksın. Çok düşüncelisin gerçekten. Aslında benim sana bir şeyler hazırlamam gerekiyordu ama çok ilgilendin benimle. Mahcup oldum şimdi. Geçsene gel gel. Canım oğlum, küs müyüz? Biliyorum dün seni üzdüm. Ben biraz gerginim. Zor günler yaşıyorum. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Dün Emre abi söyledi. Bu aralar kafan çok karışıkmış. Evet. Sağ olsun. O da biliyor gergin olduğumu. Ne oldu? Niye birbirinize bakışıyorsunuz? Yoksa bana bir şey mi söyleyeceksiniz? Aslında evet. Sana söylemek istediğimiz bir şey var oğlum. O zaman dinliyorum. Buyurun. Mert, hani sen hep bir abin olsun isterdin ya. Evet, zaten var o da Emre abim. Evet, doğru. Emre de senin abin. Ama... Oğlum, senin bir abin daha var. Ne? Nasıl yani? Bir abim daha mı var? Nasıl oluyor bu? Nefis anne. Yoksa bunu sen de biliyor muydun? Mert'ciğim. Yani şimdi şöyle. Yani annenle babanın senden önce bir çocukları daha olmuş işte. Bunu peki ben niye bilmiyorum? Bana niye bir şey söylemediniz? Çünkü oğlum, biz onu kaybettik. Ve çok üzüldük. Tam umudumuzu kaybederken de sen doğdun. Ve biz üzüntümüzü sana yansıtmak istemedik. Ama şimdi onu bulduk. Ve yakında buraya gelecek. Bunun için mi dün bana sinirliydin? Ben başka abi istemiyorum. Zaten bir sürü kardeşim var. Emre abim var. Gelmeyecek o. O kardeşi istemiyorum. Gelmeyecek. Mert, oğlum. Tamam, tamam. Dur, sakin ol.
Evet. Aslında gönül isterdi ki sana şöyle ellerimle güzel bir yemek hazırlayabileyim. İşte malum. Biliyorsun evdeki durumları. Ortalık birazcık karışık. O yüzden böyle oldu ama ne diyeyim artık? Yani beraber olduğumuz günlere saklıyorum ben bütün marifetlerimi. Ah bir yudum iç. Düşünmen yeter. Sağ ol. Ben hep düşünüyorum seni. Yani hiç çıkmıyorsun ki aklımdan. Evet, yani Cemre yüzünden çok baş başa kalma fırsatımız olmadı. Cemre de çok inatçı çıktı gördüğün gibi ama bence yılacak bu durumdan ya. Yani o da pes edecek. Anlayacak bizim birbirimizi sevdiğimizi. Sokaktaki pastaneden. Su böreği seversin. Özlemişsindir diye düşündüm. Evet. Uzun zaman olmuştu yemeğiyle. Unutmamışsın. Sen şey bir dakika sen börek hatırladın sen bunu değil mi? Ne oldu peki şimdi kabul ettin o zaman sen Ahmet olduğunu kabul etmiş mi oldun şu anda? Benim sana direneni bilmem, karşı koyabilmem mümkün mü? Muzaffer, sana bitki çayı yaptım, iyi gelir. Sağlık. Mert'in bu kadar tepki vereceğini beklemiyordum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen şimdi son zamanlarda onunla ilgilenemedin ya. O da tabii bu durumu varlığını bile bilmedi, abisine bağladı. Kıskandı tabii çocuk. Haklı Nefise, haklı. İlgilenemedim onunla. Artık elimden geleni yapacağım. Şimdi abisi gelince o seni kaybedecek diye korkuyor. Yani sen ona şimdi sevgini gösterirsen onun bu kaygıları geçer. Biraz zaman ver ama oğlum. İşte bu yüzden yanımda olmalısın. Bu çok zorlu bir süreç. İyi ki benimlesin. Sen olmasan ne yapardım? Meleğim. Gerçekleri öğrenince ne kadar büyük hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ne çok üzüleceksin kim bilir. Seni bırakıp nasıl gideceğim ben? Muzaffer. Ben bir çocuklara bakayım. Hı, tamam. Ben de karımın yaptığı şifalı çayı içeyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
Bir dakika sen... Bak sen dalga falan geçmiyorsun değil mi? Yani hani çok ısrar ettim diye... ...böyle şaka falan yapmıyorsun değil mi? Gerçekten sen hani Ahmet'im diyorsun. Zeynep bu bizim mahallenin pastanesindeki bu güzel su böreğini yemeyeli uzun zaman oldu dedim ya. Tıpkı... Böyle bizim eski günlerimizdeki gibi, Ahmet olduğum günlerdeki gibi. Ya sen niye bu kadar şaşırdın ki? Sen niye böyle şaşırma numarası yapıyorsun? Sen baştan beri benim Ahmet olduğumu biliyordun zaten. He? Ya nasıl bu su böreğine bayıldığımı biliyorsan, sen onu da biliyordun. Değil mi? Evet, yok şey, şaşırdım da şeyden şaşırdım. Ne bileyim, şimdi sen böyle bir anda söyledin ya. Bir anda söyledin, Ahmet olduğunu söyledin ya sen şimdi. Şey oldu. Yani şaşırdım çünkü hep inkar ettin sen, işte değildim falan dedin. Şimdi söyleyince ondan şaşırdım ben. O zaman şey, bu beni affettiğin anlamına geliyor değil mi? Ben gerçekten çok mutlu oldum abi. Hop hop, orada dur bakayım. Seni affettiğim falan yok benim. Ne oluyor ya? Otur şuraya. Otur şuraya, otur! Buradan kıpırdamayacaksın. Tamam mı? Bu yaptığın her şeye rağmen beni sevdiğine inanan o aptal Ahmet var ya, onu dinleyeceksin. Dövdün beni, o Ahmet'i dinleyeceksin. Kendine gel dedim. Kendine gel Ahmet. Aptallık etme dedim. Bırak Zeynep'e inanmayı. Bu kız seni ölüme terk edip gitti. Sana silah doğrulttu. Ne sevgisi lan dedim. Ne sevgisi. Sana otur dedim. Otur şuraya. Otur. Otur şuraya. Sen bu Ahmet'i dinleyeceksin. Tamam mı? Beni dinleyeceksin sen. Sen madem ısrarla buraya geldin. Sen bu Ahmet'i dinleyeceksin. Lan sen beni öldürdün be. Sen beni öldürdün be. Sadece beni değil, sen babamı da öldürdün be. Hayır. Ben senin babanı öldürmedim. Senin baban kalp krizi. Konuşma! Konuşma! Konuşma. Ben izin vermedikçe ağzını bile açmayacaksın. Sen benim hayatımı mahvettin. Ya sen benim sevgimi, aşkımı kirlettin be. Bak, bak, bana bak, bana. Benim haline sen getirdin, sen bana bak. Bu adam var ya bu adam. Bu adam senin eseri. Bu kartal var ya, bu kartal senin eseri. Bu sefer benle oynamayacaktın. Cemre'yi korumak için benim kalbimle oynamayacaktın sen. Kardeşini korumak için sen bu sefer benim kalbimle. Seninle kadar da bir nefret ettin lan bana. Niye lan? Ha? Niye yaptın? Ne yaptım lan ben sana?
Ben sana ne yaptım lan? Konuşsana lan, ne yaptım ben sana? Sayın Müdür Yardımcım. Kemal Bey. Gelmişsin. Ha? Geldim. Çok teşekkür ederim. İzin verdiğiniz için çok makbule geçti. Rica ederim hayatım. Özel işlerin için benden izin almana gerek yok. Müdürünle konuşup iş planına göre kendini ayarlayabilirsin. Peki. Benim senden bir ricam olacak. Tabii buyurun. Önemli bir görüşmeye gitmeni istiyorum. Yardımcım seni bırakacak. Detayları da sana yolda anlatır, olur mu? Tabii, tabii ki. Güzel. O zaman hazırlan. Birazdan çıkarsınız. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz Kemal Bey. Alo. İşlem tamam. Harekete geçebilirsin. Tamam. Ulan ben sadece sevdim seni be. Sadece sevdim lan. Sevdim lan. Başka ne yaptım lan? Sadece sevdim ben seni. Sen ne yaptın? Ha? Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen kullandın beni. Sen kullandın beni. Ulan sen niye bana yine umut verdin? Ha? Sen bir daha bana niye umut verdin lan? Hayır. Ben böyle bir şey yapmadım. Nereden çıkartıyorsun bunları? Hikar mı ediyorsun? Hı? Emre, buraya yanıma geldi, her şeyi anlattı bana. Cemre'yi korumak için beni yalandan sevdiğini biliyorum. Bravo ya, ne güzel oyun ya. Ahmet olduğumu itiraf edince de püf. Her şey bitecekti değil mi? Değil mi? Beni yine bir paçavra gibi bir kenara atacaktın, değil mi? Annem sana gerçekten geldiğime inanmadı. Tamam mı? Sonra kendince böyle bir bahane bulmuş. Bunu Emre'ye söyledi. Emre de buna inandı. Ama gerçek bu değil. Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Biz birbirimizi seviyoruz. Mutlu olalım ben. Öyle mutlu olmak falan yok, öyle bir şey yok. O mutluluk var ya, sana da bana da haram. Sen bu yaptığın bedelini ödeyeceksin. O Ahmet var ya, o eski Ahmet var ya, senin karşında böyle... böyle ezik büzük duran Ahmet var ya, o bitti. O bitti, o yok artık, o yok. Artık kartalım ben. Tamam mı? Cemre'nin sevgilisi kartal. Yakında Cemre'nin kocası olacak olan kartal. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü sen Cemre'yi sevmiyorsun. Söyle. Sen istesen de istemesen de olacak Zeynep Hanım. Cemre'yi de evleneceğim. Sana inandı. Duydun mu? Sen de bizi her dakika yan yana görüp kahrından gebereceksin. Oh. Allah Allah. Hala yalnız gerçekten hiç haber yok hakkında. Ne oldu? Şaşırdın mı? Tabii olmaz kızım. Ya adam hayali fener gibi ortada dolaşıyor ya.
Bu zamanda bir insan hiçbir yerde hesabı olmaz mı? Bizim Halime Ana'nın bile sayfası var. Kadın bir sürü arkadaşını bulduk köylerden. Çoğu ölmüş zaten. Gel göstereyim Halime Ana'nın sayfasını. Ya ama hala yani Kartal böyle şeyleri sevmez ki. Zaten onun hiç arkadaşı yok. Bir tek ben varım. Kız sen yoksa bir yerden zehirli mantar mı yedin? Ay yeter artık. Gerçekten üstüme gelmeyin. Ne oluyor yine buna ya? Ben bir şey demedim ki. Valla anlamıyorum artık bu kızı. Nefise! 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 Ha, hadi hemen çıkmamız lazım. Ben de geleyim mi? Dur Azime. Muzaffer ne oldu? Nereye? Hadi bir şey sorma. Yolda anlatırım. Şimdi gidelim. Gel benimle. Hadi, 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 hadi. Böyle. Nefise lütfen soru sorma. Hadi bin. Hayatımın en büyük mutluluğunu seninle yaşamak istiyorum. Dillere destan videonu yapacağım Cemre. En güzel gelinliği alacağım ona. Seyahatler, pahalı müzelerler, her arzusunu yerine getireceğim. Bak, yap bana istediğini yapabilirsin. Tamam mı? Ama kardeşime dokunmayacaksın. Ona zarar vermeyeceksin. Cemre o kadar mutlu olacak ki benden ayrılmayı bir dakika bile aklına getirmeyecek. Onu sevmiyorsun diyorum sana. Cemre genç bir kız. Sevmeyi, sevilmeyi hak ediyor. Sen onu bir ömür mutsuzluğa mahkum edemezsin. Tamam mı? O sana inandı. Senin Kartal olduğuna inandı ve sana aşık. Onun dünyasını başına yıkmayacaksın. Benim amacım senin dünyanı yıkmak. Cemre hayatı boyunca bu gerçeğe inanacak. Onu sevdiğimi, Kartal olduğumu düşünerek yaşayacak. Sen ne yapacaksın? Sen bu gerçeği bilip kahrından öleceksin. Diyeceğimi dedim ben. Seni şu suratını da bir daha görmek istemiyorum. Çık evimden. Bak, çık bak, evimden bak, dedim sana, bak, çık! Bırak! Ya! Defol git! Sevgilinin kollarına koş! Ayrıldığınız bile yalan değil mi? Hayır. Hayır. Biz bittik. Biz bittik. Gerçekten bittik. Neyse ne? Neyse ne? Bir daha sakın yerine gelme. Hayır. Dur. Dur. 5 kuruş param yok. Bir şeyim yok. Nasıl gideceğim eve? Ne alt edersen et. Tamam mı? Düğüne kadar hoşça kal. Düğünde görüşürüz artık. Tabii kardeşin seni davet ederse. Baldızım olana kadar bekle. Hayır. Hayır. Ya. Aç kapıyı. Çantam yok. Montum yok. Aç şunu! Çantam! Çantam orada. Defol git! Muzaffer. Muzaffer niye hiçbir şey söylemiyorsun? Nereye gidiyoruz biz? Kusura bakma hayatım, ben çok heyecanlıyım. Tamam anladım, anladım ama bak ben de merak ediyorum. Hiçbir şey söylemiyorsun. Bu acelemiz ne? Bu telaş ne böyle? Tamam, tamam, tamam. O adam aradı. Oğlum bana getirecekmiş. Evladıma kavuşmaya gidiyorum Nefise. Nasıl yani? Bir dakika, nasıl? Doğru mu bu? Doğru olduğunu umuyorum. Umarım doğrudur. Ben çok uzun zamandır bu anı bekliyorum.
Tek başıma gidemezdim. Senin de yanımda olmanı istedim. Nefise kalbim duracak sanki. Dilim tutulacak diye korkuyorum. Ne oldu? Ne? Seni de mi heyecanlandırdım? Evet, evet, evet. Heyecanlandım ben. Ben de heyecan yaptım galiba. Ben şey... O zaman Emre'yi bir arayayım da... Aysun'u alsın madem. Biz gidemeyeceğiz ya, Aysun'u Emre alsın. Doğru, doğru. İyi düşünmüşsün, iyi düşünmüşsün. Oğluma kavuşayım. Senin yardımına ihtiyacım olacak. Üçümüz biraz beraber baş başa vakit geçirelim istiyorum. Aç Emre, aç. Sakın seni kandırmalarına izin verme. Of, neredesin oğlum ya? Allah'ım, korktuğum başıma mı geliyor? Muzaffer'e verecekler Emre'yi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Hayırdır yeğenim, neyin özrü bu? Sen haklı çıktın amca. Zeynep başından beri oyun oynuyormuş benimle. Beni sevdiği falan yokmuş. Ama ona hayatının dersini verdim amca. Bir daha yanıma bile yaklaşamayacak. Aferin, sana da yakışanı budur zaten. E o zaman bunu kutlayalım yemekte. Tamam, iyi fikir amca, olur. Seni almaya geliyorum. Tamam, tamam. Bekliyorum. Kazandığını zannederken aslında çok büyük bittin Ahmet. Benim amacım seni dünyanı yıkmak. Kendi hayatı boyunca bu gerçeğe inanacak. Onu sevdiğimi, kardan olduğumu düşünerek yaşayacak. Sen ne yapacaksın? Sen bu gerçeği bilip karından öleceksin. Ya. Acaba Cemre bunları gördükten sonra senin o iğrenç yüzüne bakabilecek mi? Yağmur. Biraz olsun yumuşar mı acaba? Şu anda senin umut dolu sözlerine ihtiyacım var. Ne olur bana her şeyin güzel olacağını söyle. Ne olur söyle, ne olur. Tabii ki, tabii ki Muzaffer. Tabii ki, sakin ol. Tabii ki güzel olacak. Dur. Tut elimi, tut. Acaba oğlum nasıl tepki verecek beni görünce? Tabii o da şaşkındır değil mi? Birdenbire babasının bir başkası olduğunu öğrendi. Hadi.
nerede? Arabada. Para? Hazırım.